Merhabalar, ben Güney Sen Türk. Bir yayında daha sizlerle birlikteyim. Bugün normal şartlarda biliyorsunuz tek video çektiğim zaman e, kamera arkasında Nurcan Hanım olurdu. Ancak Nurcan Hanım'ın işi olduğundan dolayı şu anda bizlerle birlikte değil ve bugün da yok. Ben bu sefer e, kamera önüne tek başıma çıktım. Çünkü bugün önemli bir karara imza attı Türkiye Futbol Federasyonu. Ligin e, 12 Haziran'da oynanmasına resmen karar verdi ve fikstürde açıklandı. Şimdi video içeriğine tam olarak geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum videomuzu izliyorsanız veyahut videomuzu beğeniyorsanız lütfen yani yayınlarımızı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın abone olmanız bizim için çok önemli bizlere desteği bu şekilde verebiliyorsunuz sadece abone olarak videolarımızı beğenerek yorum yazarak. Beğendiğiniz bir şey varsa Tabii ki de yorumlara yazınız. Beğenmediğiniz bir şey tak olduğu takdirde de yine de yazınız. Biz e, elimizden geldiğince kendimizi geliştirmeye çalışan e, insanlarız. Elimizden geldiğince her defasında, her videoda farklı içeriklerle, farklı e, videolarda karşınızda olmaya çalışıyoruz ve kendimizi de geliştirmeye çalışıyoruz. E, bunda da başarılı olduğumuzu da düşünüyorum açıkçası. Daha iyi videolarda gelecek. Nurcan Hanım'ın şu anda kadınların gözüyle futbol bir içeriği başladı ve onda da hızlı bir şekilde ilerliyor. Konuklarını alıyor ve devam edecek bu içerik herhangi bir sıkıntı olmazsa. Bu şekilde yayınlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Sizden ricamız, sizlerden ricamız lütfen abone olmanız ve yayınlarımızı beğenmeniz. Şimdi ben buraya notlarımı aldım. Notlarımdan devam edeceğiz. Öncelikle ligler başlıyor. Bütün takımlarımıza kazasız belasız bir sezon diliyorum. Son 8 maçlarını oynayacak takımlar. Bazı takımlar e, oynanmasını istemiyordu. Bazı takımlar ise herhangi bir açıklama yapmadı. Bazı takımlar da çekim serdi. E, birkaç takım da oynanması gerektiğini e, belirtiyorlardı. Şimdi e, bir de talepleri olmuştu bazı takımların ligde e, küme düşme olmasın diye ben böyle bir şeyin açıkçası çok mantıklı olmadığını savunanlardanım. Yani e, bir lig oynanacak, şampiyon belli olacak, şampiyon olacak ama küme düşme olmayacak. Bana tamamen saçma bir öneri olduğunu düşünüyordum. Ve iyi ki de Türkiye Futbol Federasyonu bu talebi reddetti. Onu da söyleyelim. E, şimdi hemen notlarımıza baktığımız zaman Süper Lig Cuma günü 12 Haziran Cuma günü 21.45'te başlıyor. İlk maç Göztepe, Trabzonspor, Fenerbahçe, Kayseri karşılaşacak. Hemen notlarımdan burada notlara aldık. Cumartesi günü Başakşehir, Alanyaspor Spor 19.15'te oynayacak. 21.45'te Yeni Malatya, Kasımpaşa. Yine 21.45'te ise Beşiktaş, Antalya Spor'la oynayacak. Pazar gününün maçları ise 19-15'te Gençler Birliği, Konya Spor, 21-45'te Gaziantep Futbol Kulübü, Ankara Gücü, 21-45'te ise Rize Spor ile karşılaşacak. Pazartesi günü ise 21.45'te e, Sivas Spor Deniz Spor'la karşılaşacak ve 12 Haziran'da başlayan ilk hafta yani bizim için artık ilk hafta oluyor. Bu maçlarla Bitecek. Umarım koronavirüs belasından sonra sakatlıklar olmaz. Çünkü takımlar tam olarak hazırlıklı değiller. Tabi her ne kadar da evlerinde futbolcular çalışmış olsa da bu takım içerisinde, sezon öncesinde yapılan çalışmalara benzemiyor. Benim en çok çekindiğim konulardan bir tanesi de sakatlıktır. Ve adele sakatlığı olsun veya farklı sakatlıklar olsun. Umarım kazasız belasız birlik bizi bekliyordur. Umarım. Ee, bu şekilde sonuçlanır. Ve şampiyon daha önce de çok söyledim bunu. Masada değil sahada belli olur. Kimin hakkıysa o şampiyon olsun. Sahada olsun masada olmasın. Bunu her zaman savunmuştum. Şimdi tabii bir iki tane gözüme çarpan açıklamalar da vardı. O açıklamalara şimdi göz atalım. Rize Spor Başkanı Hasan Kartal Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmaması adaletsiz bir karar oldu. Adil koşullarda lig oynanmayacak. Sezon başında şöyle şu bu açıklamayı şöyle başlayalım. Sezon başında küme düşme var mıydı? Vardı. Evet böyle bir felaket geldi tüm dünyaya geldi. Peki tüm dünyada oynanan liglerde küme düşme kaldırıldı mı? Hayır kaldırılmadı. Neden bizim ligimizde düşme kaldırılsın? Yani düşme kaldırıldıktan sonra e, düşmemeye oynayan takımlar ne kadar saldıracaktı? Ne kadar iyi oynayacaklardı? Ve maçlara nasıl motivasyon olacaktı? Bu olay tamamen şampiyonu bile belirleyecek seviyede olacaktı. O yüzden en mantıklı olay kesinlikle liglerin normal şartlarda devam etmesi ve e, küme düşmenin olması. Ve ayrıca e, şöyle bir şey de oldu. 5 tane oyuncu değişikliği resmen geldi. Bu da koronavirüsten dolayı geldi. İlerleyen dönemlerde bu 5 tane değişikliğin tekrardan yaşanmayacağını düşünenlerdenim. Evet bu dönemde 5 tane değişiklik hakkı olması çok mantıklı. Şu yönden koronavirüs Açısından bakmıyorum. Oyuncuların kondisyon açısından bazıları yıpranabilir. O yüzden 5 değişiklik gayet bu dönemde mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu kararda zaten FIFA'da açıklamıştı. UEFA'da açıklamıştı böyle kararlar alınabilir diye. Bunu tabii ki de federasyonlara bırakmıştı. Federasyon da böyle bir karar aldı. Bu karardan dolayı da Türkiye Futbol Federasyonu'nu kesinlikle Kutluyorum. Çok güzel bir karar oldu. Bir diğer açıklama ise Rıza Çalınbay yaptı. Şimdi Rıza Çalınbay'ın takımı Sivasspor Spor şampiyonluğa oynuyor. Aslına bakarsanız on, yani onun mantalitesinin açısından bakmamız gerekirse ben ligin devam etmesi taraftarıyım demesi gerekirken tam tersi açıklamalar yapmış. 1-2 vaka varken lig iptal edildi. Şimdi daha çok vaka var. Lig başlıyor. Tatsız tuzsuz birlik olacak. Burada katıldığım bir konu var. Tatsız tuzsuz birlik olacak ama bu vakalardan dolayı değil seyircisiz oynanmasından dolayı tatsız tuzsuz birlik bizi bekliyor. Bu diğer önceki sezonlardaki gibi seyircili oynanan maçlara benzemeyecek. Bunu da söyleyeyim ben kendi açımdan. Evet tatsız tutsuz bir lig olacak ama bu ligin devam etmesi gerekiyor. Bu lig devam etmeli çünkü takımların durumu oldukça vahim. Ee, aynı zamandan şu an Beyin Sports'tan da para yani Dijitürk'ten de para gelmesi için bu ligin oynanması gerekiyor. Ali Koç da bunu destekleyen açıklamalar yapmıştı biliyorsunuz ki ligin oynanması taraftarıydı. Çünkü gelen bir maddi güç olacak. Maddiyata bağlı olduğu için bu ligin oynanması şarttı. Sponsorlar da e, oynanmadığında neden para versinler? Tabii ki de para vermeyeceklerdi. Sponsorların da devam ede, para vermeye devam edebilmesi için bu ligin bitirilmesi şart. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir diğer konu benim sevindiğim konulardan bir tanesi TFF şöyle bir açıklama yaptı. Süper Lig takımlarının rezerv takım kurarak alt liglerde yarışma isteği doğrultusunda çalışmalara başlanmış. Konuyla ilgili komite oluşturulmasına kararlaştırılmıştı. U21 oyuncularının değerlendirilmesini hedefleyen bu proje kulüplerimizin altyapılarını destekleyecektir. Bu şuna işarettir. Yavaş yavaş evet güzel bu rezervlik mükemmel bir olay oldu. Ama yavaş yavaş şuna hazırlanın. %100 eminim ki yabancı kuralı gelecek. Kaçınılmaz son. Yabancı kuralı değişecek. Mecburlar yapacaklar. Mecburlar değil de yapacaklar çünkü her defasında bunu dile getiren bir Türkiye Futbol Federasyonu var. Sayın Nihat Özdemir her defasında bunu açıklıyor. Bunu bu şekilde yapmaları da yani rezerv ligi kurmasının tek sebebi oyuncuların daha çok süre alması ve alt liglerde oynamasının sağlanması yani kiralık yerine artık takımlar rezerv ligleri kullanabilecek bu da artı bir avantaj. Bu kuralı kesinlikle destekleyenlerdenim. Dün de Mustafa Kapı ile alakalı bir e, haber gördük Hürriyet'in haberi Trabzonspor'la anlaştığı söylendi. Biliyorsunuz ki kadro dışı kalmıştı zaten ve sözleşmesi son eriyordu. Galatasaray'la sözleşme yenilemeyeceğini ve kadro dışı kaldığını zaten Galatasaray açıklamıştı. Bu oyuncu için hakkında hayırlısı olsun diyorum. Trabzonspor doğru bir karar mıdır? Onu ilerleyen dönemde göreceğiz. Tam olarak da net bir açıklama da yok biliyorsunuz. Ama Galatasaray'ın dezavantajı olduğunu düşünüyorum. Sebebi de bu. Yeteneği belli bir oyuncu ve siz bunu bir şekilde elinizden kaçırıyorsunuz ki en çok yerlinin ihtiyacı, yerli ihtiyacı olduğu dönemde kaçırıyorsunuz. Böyle bir yetenek belki 10 yılda bir çıkıyor tüm Türk, Türk takımlarında. Bu yetenekleri çabuk harcamamakta fayda var. Ben Mustafa Kapı'nın da Galatasaray'da kayıp olduğunu düşünüyorum. Umarım Mustafa Kapı da kendince haklıdır. Forma şansı bulabileceği takıma gidecektir kendisi. Demek ki Trabzon'da daha çok forma şansı bulabileceğini hissetmiş. Ve anlaşmalarda da biliyorsunuz ki bu tip şeylerde anlaşmalarda e, karşılıklı hocanın, yönetimin tavrı da çok önemlidir. Demek ki e, Mustafa Kapı'ya da farklı bir proje sunmuşlar ve projeyi de kabul ettiğini düşünüyorum. Eğer böyle bir şey varsa. Her iki taraf için de hayırlısı olmasını e, diliyorum. Yavaş yavaş videomu sonlandırıyorum. Bize destek olmak için abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz ve yorum atabilirsiniz. Sadece sizlerden beğeni bekliyoruz. Yayınlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor ve projelerimiz de genişliyor. Umarım bizi izlerken keyif alıyorsunuzdur. Bir kitle oluştu. Az ya da çok biz sayılara takılmıyoruz. Sayılar sadece bizim için rakamdır. Bir kitlemiz olduğunu düşünüyoruz. Az ya da çok bir kişi olsa bile bizim kitlemizdir. Yorumlara da bakıyoruz. Elimizden geldiğini cevaplandırmaya çalışıyoruz. Ben şimdi videomu sonlandırıyorum. Abone ol, beğen, yorum yap. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.